Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1. 2018 Güz Dönem Sonu Sınav Sorularının Çözümü. Soru 1. Vecedna nokta 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 fil mesna'i. Vecedna biz bulduk nokta nokta fil mesna'i fabrikada. Fabrikada kimleri bulduk? Şimdi evvela vecedna'yı bir inceleyelim. Noktalı sorularda arkadaşlar noktalı yerin sağ tarafı çok önemlidir. Sol tarafı da çok önemlidir. Sağ tarafına bakıyoruz. Vecedna. Burayı bir inceleyelim. Ve, c, d, y, c, d. Yani fe'ale, yef'ilu kökünden mazi bir fiildir. Sonra na zamiri gelmiştir. Na zamiri mütekellim değil de nedir? Cemi bir zamir değil mi? Mütekellim sıgasında cemi bir zamirdir. Yani nefs-i mütekellim mal-i gayr diğer adı ile başka bir adı ile birinci şahıstır. Biz manasına gelen zamir bitişmiştir. Mutaharrik bir zamir değil mi? Harekeli. Raf zamiridir. Faildir bu. Vecede fiil, na fail. Vecede mazi fiil. Nasıl okunuyor? Vecedna. Tıpkı ketebna, fetahna, haracna da olduğu gibi. Fiil, fail ne lazım bize? Mef'ul lazım. Mef'ullerin irabı nedir? Mef'uller mensuptur. Öyleyse buraya mensup bir kelime lazım. Getireceğimiz mensup kelimenin cümleyle alakası olması lazım. Yani biz bulduk fabrikada ne bulabilirsin? Belki de her şeyi bulabilirsin. Bir uyum olması lazım. Mef'uller mensuptur dedik. Mensup bir kelime arayalım. Mesela A şıkkı. El mühendisune. Nasıl bir kelime? Cemi müzekker salimdir. İrabı nedir? Merfudur. Nereden anladın? Vavla yazılmış. Sondaki nun fethalı olması hiçbir şeyi değiştirmez. İrab ile alakası yoktur. B'ye gel. El mühendisani. Tesniyedir. Merfudur. Raf alameti eliftir. Tesniyelerde raf alameti elif. Cemi müzekkerlerde ise vav olmaktaydı. Bunlar merfuluk alametleri. C şıkkı el mühendisatu cemi mühendis salimdir. Nitekim dik elif ve açık ta ile bitmiştir. Kelimenin zamme yani ötreyle bittiğini görmekteyiz. Bu onun yani cemi mühendisin raf alametidir. Sıra D şıkkına geldi. El mühendisetani. Bu da tesniyedir. Raf alameti yine elif. Diyebiliriz ki A, B, C ve D şıkkı. Bu şıkların tamamı nedir? Merfudur. Mensup tek kelime. O da nedir? E şıkkıdır. E şıkkın mensup olduğunu, nasb konumunda olduğunu nasıl anladık? El mühendisine cemi müzekker salimdir. Nundan önceki harfi ya ile yazıldığına göre mensuptur. Tabii ki mecrurluk durumunda da cer konumunda da yine ya ile yazılır. El mühendisune, el mühendisine aynı kelime, tek fark irab farkı. El mühendisune vavla yazılmış merfu, el mühendisine ya ile yazılmış mensupluğa ve mecrurluğa uyumlu bir kelime. Lakin noktalı yerin sağ tarafında harfi cer veya onun cer edecek herhangi bir şey olmadığından bu kelimeyi mensup olarak kabul ediyoruz. Nitekim cümlede ögü olarak nedir? Mef'uldür, mef'uller de mensuptur diyoruz. Demek ki E şıkkı olmalı çünkü tek mensup kelime bu. Diğerleri merfu. Niye mensup aradık? Çünkü fiil, fail ve meful ister. Failini bulduk, meful arıyorduk. Meful olmaya elverişli olan tek kelime E şıkkı. Vecedna biz bulduk el mühendisine mühendisleri. Nerede bulduk? Fil mesna'i fabrikada. Hemen sağ tarafa geçelim. 4. Mâdâ faalte fil ukleti. Mâdâ ne fealte sen yaptın fil ukleti tatilde. Sorusuna verilebilecek en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? Tatilde ne yaptın diye sana birisi soru sorsa nasıl cevap verirsin? Bir uyum olması gerekir. Mesela A şıkkı diyor ki fehimtu ben anladım derse tatilde ne yaptın derse anladım. Birisi sana dersi anladın mı diye sorarsa dersi anladım dersin. Demek ki bu soru onunla alakalı değil. B şıkkı zehebtu ila qarreti köyüme gittim diyor. Tatilde ne yaptın? Köyüme gittim. Çoğu insan tatilde memleketine gider. B şıkkı doğrudur.
C şıkkı ekeltü hubzen, ekmek yedim. Tatilde ne yaptın? Ekmek yedim. Ekmeği her zaman yiyebilirsin yani, tatille alakalı değil. Şu da var yani, dese ki ekeltü hubzen diyeceğim millete, diyebilir misin? İrab bakımından, gramer bakımından hatalı değil. Hiçbir hatalı değil. Yalnızca nedir? En uygun demiş ya. Biz en uygununu arıyoruz ve tatilde yapılabilecek en uygun şey ekmek yemek değildir yani. D şıkkı gaseltu yedi ya yedeyye, elimi yıkadım. Elini her zaman yıkarsın. Tatil ile bir ilişkisi yoktur. E şıkkı şeriptu, ben içtim. Yazmışlar haliben. Süt içtim diyor. Süt tatille bir ilişkisi yine yok. Tatil zaten bir saatlik zaman dilimi değil ki, süt içtim. Başka bir sürü şey yapmışsındır. Sadece el mi yıkadın? Sadece ekmek mi yedin? Sadece dersi mi anladın? Tatil bir gün bile olsa daha fazla şey vardır. İşte köye gitmiş olmak çok daha fazla şey zaten kapsayacaktır. Bu yüzden en uygun şık B şıkkı oluyor. 2. Mesaul hayr ifadesinin en uygun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Mesaul hayr, hayırlı akşamlar demek. Leyletun saidetun sabahun nur, mesaun nur. Sabahun hayr, tusbihu alel hayri. Bu ifadeleri yani konuşmaları, diyalogları zaten metinlerde gördük. Şimdiki yeni müfredata uyumlu olan bu kitabımız, yani 2017 ve 2018 müfredatına uyumlu olan yeni çıkartılan bu kitapta sık sık diyaloglar görmekteyiz. Her ünitede var. Onu bu şekilde değerlendirdiğimizde diyaloğa son derece önem verildiğini düşünebiliriz. Mesela hayır, hayırlı akşamlar. Mesela nur, yine hayırlı akşamlar. Yani akşamın nur olsun. C şıkkı uyumludur. Zaten diğerlerinde sabah kelimeleri geçiyor. A şıkkında ise gece kelimesi geçmektedir. Bu şekilde farklılıklar var. Aynı zamanda parçalardaki konuşmalara dikkat ettiyseniz, birisi mesal nur diyor, diğeri mesal hayır diyor. Aynı manada zaten parçada da kullanılmışlar idi. 5'e geldik. El masrifu ba'idun. Masrif, mana bilmediğini varsayın. El masrifi, diyelim ki masrif ne olsun? Mesela okul. El masrifu, okul nedir? Ba'idun, uzaktır. Yani hangi harfi cer gelecek diyor, değil mi? İşte harfi cerler var şıklarda. Hangi harfi cer gelecek? Soru okumadan bile bunu anlayabilirsin. Ba'idun an. Ba'id ile an kullanılıyordu. Yani ba'id kelimesini gördün mü, ardından an harfi cerini getireceksin. Bu İmam Hatip Lisesi şu anki kitaplarda da var bu konu yani. Ba'id ve galil kelimeleri hangi harfi cer ile kullanılır bu? Şu anda günümüzde, yani şu an 2018'in Ocak ayındayız. Onlarda da İmam Hatip'te de işleniyor. Burada da daha önceden işlenmiş idi. Da'id'den sonra an, galil'den sonra burada yok ama min harfi cerri getiriliyor. Manayı bilmiyorum. Bilmene gerek var mı? Yok. Burada asıl mesele zaten manayı bilmeden çözebilmek. Aşağıdaki sülasi fiillerden hangisi sahih bir fiil değildir? Manayı bilmeye gerek var mı? Yok. Derase sahihtir, salimdir. Şeribe sahih salim. Celese sahih salim. Ketebe sahih salim. Vecede sahih olabilmesi için vav ya elif, yani illet harflerinden herhangi birisini içermemesi gerekir. İçeriyorsa mutel, içermiyorsa sahih. Vecede de vav var, demek ki sahih değildir bu fiil. Bu fiil nedir o zaman? Mutel bir fiildir. Mutelin hangi kısmı? Misal kısmı. Misalin hangi kısmı? Vavi kısmı. Vecide kelimesi aynı zamanda birinci soruda da geçmişti, değil mi? Vecedna diye geçmişti. Altı. Aşağıdakilerden hangisi uzak için kullanılan işaret sıfatlarından birisidir? Bu ezber işi. Ezberlediysek hangisi uzak, hangisi yakın, bir sıkıntı var mıdır? Yoktur. Direkt ne yaparsın? Zalike dersin. Zalikel kitabu la raybe fih. Kur'an-ı Kerim'de geçmişte örnek verilmiş idi. 7. Araftu haulâil evlâde cümlesinde altı çizili sözcüğün irabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
müzekker. Arafa fiil. To fail. Öyleyse haula meful olacaktır. Haula ismi işaretin cemisi değil mi? Cemi bir ismi işaret. İsim işaretlerin sadece tesniyeleri mureb. Tesniye dışındakiler mebni idi. Mebni donuk kelime demek. Yani duruma göre başına harfi cer de getirsen ne getirirsen getir aynı yazılan demek idi. Öyleyse madem ki mebni irabını mahallen alması gerekir. Mahallen ne olmalı? Mensub olmalı. Çünkü meful konumunda. Bu bilgilerin ışığında olaya bakmamız gerekiyor. Tersten bakalım. Mef'uldür, mecrurdur diyor. Mef'ul niye mecrur olsun ki? Mensup olmalıydı. Yanlış. Mef'ul mahallen mensup işaret sıfatı olduğu için mebni. Bu bilgilerin tamamı doğru. Evet, şurası doğru bir bilgi. Daha fazla şey yazılabilirdi yani. Mef'ul müdür? Evet. Mahallen mensup. Lafzen mecrur. Lafzen mecrur çünkü esir almış. İşaret sıfatı olduğu için mebnidir. Doğru. Ne üzere mebni? Kesre üzere mebni. Bu bilgiler kitapta yer almadığı için şıklarda da yazmamıştır ama doğru şık D'dir. Demek ki diğerleri yanlıştır. 10. Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? İsim tamlamasını yapabildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Üzerinde durduk yeterince. Bir defa isim tamlaması olabilmesi için muzaf dediğimiz kelimenin eliflamsız ve tenvinsiz olması gerektiğini biliyoruz. Muzaf sağda, muzaf ileyh solda olur idi. Öyleyse sağdaki kelimeleri inceleyelim. Et-tâviletu eliflamlıdır. Muzaf olamaz yani. Fi ise harfi cer. B şıkkı es-seyyâratu eliflamlıdır. Muzaf olamaz. C şıkkı racül eliflamsız ve tenvinsiz. Öylesi muzaf olabilir. D şıkkı el-beytu eliflamlı olduğundan muzaf olamaz. E şıkkı el-kitabu eliflamlıdır. Bu da muzaf olamaz. Elverişli olan yalnızca C şıkkı. Çünkü racül kelimesi yani sağdaki kelime muzaf olmaya elverişli. Çünkü eliflamlı değil. Racülül ilmi dersin. Ve muzaf muzafın ile yani isim tamlaması elde etmiş olursun. Doğru şık hangisiymiş? C şıkkıymış. Soru oldukça kolaydı. Muzafın eliflamsız olması gerektiğini bilmemiz yeterli idi. Sıra 11'e geldi. Ne diyor bakın muallimu aslında neydi bu muallimu ne şurada bir tane nun olmalıydı değil mi ama neden yok soldaki kelimenin esirli bittiğini görüyorsun yani nedir bu muallimu ne cemi müzekker salim olan bu kelimemiz muzaf olduğundan sonundaki nun harfi silinmiş düşürülmüş yazıda yer almamış tamam durum bu. Tesnilerde ve cem müzekker salimlerde bu kelimeler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi silinir demiştik. Muzaf olduğunu nereden biliyorum? Soldaki kelimenin esreli olduğunu görüyorum. Muallimul medreseti okulun öğretmenleri demek. Yani bu cemidir, müzekkerdir. Öyleyse noktaya yere getireceğim. Şuradaki şıklardan da ne aramam lazım? Cemi ve müzekker olan bir kelimeyi bulmam gerekir. O da A şıkkıdır. Hem cemidir hem müzekkerdir. Zehebe, zeheba, zehebu. Diğerleri ise cemi ve müzekkerlik bu iki özelliği birden diğer şıklar barındırmıyor. Mana önemli miydi? Değildi. Görüldüğü üzere manaya değinmedim bile. Çünkü manaya konsantre olursanız manasını bilmediğin kelimeler var diyerek sınavda tedirgin olabilirsiniz. Oysa tedirgin olma hiç gerek yok. Manayı bilmezsek 100 değil de mesela 92-93 alabiliriz. 8. Cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan işaret sıfat aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi et-talibani kelimesi geçiyor. Çok kolay bir kelime. Manasını yine bilmesek bile noktalı yere ne getirmem lazım? Et-talibani kelimesinin özelliklerini bilmen lazım. Nedir bu? Tesniyedir. Başka? Raf halindedir. Elifle yazılmış. Başka? Müzekkerdir. Çünkü elifin sağında T yok. Öyleyse müzekker, merfu, tesniye bir ismi işaret arıyorum. Hangisi? Hadani. 8'e bu yüzden B diyeceğiz. A olamaz. Nusret. C olamaz. Merfu değil. Çünkü ya ile yazılmış. D olamaz. Çünkü elifin sağında T var. Görüyorsun. Demek ki müennes. E de olamaz. Nusret. Sıra geldi 12'ye. Yeni bir arabaya bindim cümlesinin Arapça doğru tercümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yeni arabaya bindim değil, yeni bir arabaya, herhangi bir arabaya. Şuradaki bir kelimesi çok önemli. Aynı zamanda arabaya bindim değil, yeni arabaya. Yani bir sıfat da söz konusu. Araba kelimesi nekre ve bir sıfatı var. Bindim, kim bindi? Ben bindim. Biniyorum, yok bindim. Yani geçmiş zaman. Bunlara dikkat ederek konuya bakalım. Mesela tersten başlayalım. Rakibe fiil, to fail, rakip to, ben bindim. Neye bindim? Seyyaraten, bir otomobile, bir arabaya bindim. Öyle araba ki bu, cedideten, yeni. Evet, burası kesinlikle doğru. D'ye bakalım. Rakiptu, ben bindim. Cedideten, yeniye bindim. Öyle yeni ki bu, seyyaraten, araba. Ne oldu? Olmadı. Neden? Mevsuf diye getirilen kelime yeni kelimesi. Yani burada aslında ne yapmışlar? Aklımızla oynamışlar da diyebiliriz. Yani sıfat mevsufu tam olarak algılayabildiniz mi sorusu. Yeniye binilebilir mi? Yeni binilebilecek bir şey değil. Yeni arabaya binersin. Yeni bisiklete binersin. Yeni traktöre binersin. Yeninin kendisine binilmez. Yeni diye bir madde yok yani. Yeni nedir? Bir sıfattır, özelliktir. Dolayısıyla değişik olamaz, değişik hatalı. C rakiptu es seyyarata, elif lamlıdır. Bir araba değil bu. Bu direkt araba. B şıkkı seyyaratel cedideti. Bakın muzaaf, muzaafın ileyh yapmışlar. A şıkkı. Evet, A şıkkında da bir değil, direkt arabaya bindim yazmışlar. A şıkkı da bu yüzden değildir. 9. Üniversitenin fakültesinin dekanı. Bakın bir dekan. Fakültenin dekanı, o da fakültede, üniversitenin. Bir, burada ne var? Zincirleme söz konusu. 9. soruda zincirleme bir isim tanımlaması var. Ve görüyorsunuz bir kelimesi geçmiyor. Yani bir üniversitenin, bir fakültesinin, bir dekanı, herhangi bir, yani şu üç kelimenin hiçbirinde bir geçmiyor. Yani burada nekre bir kelime yok arkadaşlar. Peki A'dan başlayalım. Amil, dekan demek. Külliye, fakülte demek. Camia, üniversite demek. Amidu külliyetil camiati. Üniversitenin fakültenin dekanı. Üniversitenin fakültesinin dekanı. Bu doğru bir yazımdır. Peki B'ye bakalım. Şimdi hiçbir nekre değil dedim. Bakıyorsun. Külliye nekre. Külliye nekre değil. Külliye burada nedir? Marifedir. Neden? Çünkü bir marife kelimeye muzaf olmuştur. Bir marife kelimeye bir kelimeyi muzaf yaparsan işte el camiye marifedir, külliye nekredir değil mi? Bir nekreyi bir marifeye muzaf yapmışlar. Bu durumda bu muzaf yapılan aslında nekre olan kelime de marifeye dönüşmüştür. Aynısı amid için de geçerli. Amid de artık bir marifeye muzaftır. Dolayısıyla o da marifedir. B şıkkına bak. Amidül külliyetil cedideti. Cedide demiş bir defa. Yeni kelimesini kullanmış. Olamaz. Yeni kelimesi tercümede yok. C'ye bak. Kadime demiş. Eski demiş. Yine yok. D şıkkı amidül cedid. Cedid kelimesi yeni manasındaydı. Tercümede yine yeni yok. Yani yanlış bir kelime kullanılmış. E şıkkı amidül külliyeti camiatin. Buradaki asıl soru A mı E mi sorusu. A mıdır, E midir? Asıl soru bu. Ama tabii yani bu şıklara kadar indiremeyen arkadaşlar da olmuş olabilir. Ama asıl soru A ile E arasında geçiyor. Fark nedir? El camiadır. Diğeri ise camiatin şeklinde gelmiştir. Zincirleme isim tanımlamasını okursanız, eğer belirtili belirtisiz konusuna girerseniz, bu belirtili belirtisiz tamlamada sonuncu kelimeye elif lam verildiğini göreceksiniz. Bu yüzden 9'da A şıkkı doğru oluyor. 13. Hangisinde sıfat tamlaması bulunmaktadır? E şıkkı ene fi medbahil beyti. Var mı sıfat tamlaması? Hiçbir tane bile sıfat yok ki tamlama olsun. D şıkkı miftahu babil beyti mefkudun. Bir tane bile sıfat yok ki tamlama olsun. C şıkkı. Hadel beytu el ceridu lena. Burada sıfat mensuf vardır. Hadel beytu el ceridu. Bir defa el beyt kelimesi elif lamlı. El cerid de elif lamlı. El beyt ile el cerid arasında 4 tane özelliğin uyumlu olduğunu, dolayısıyla bunların sıfat mevsuf olduğunu görebilirsiniz.
Diğer şıkların hiçbirinde sıfat mevsuf yoktur. 14 ve 18. 14. Sıfat tanımlamasıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Sıfat nitelediği sözcükten genellikle önce gelir. Zaten hata bu. Sıfat solda, mevsuf sağda. Mevsuf sıfatlanan kelime demektir ve sağda yer alır. Sıfat ise solda yer alır. A şıkkı yanlış. Diğerlerini okumaya gerek var mı? Yok. Çünkü diğerlerin her biri doğru. 18. Hangisi mensup mufasıl zamirlerden birisidir? Hangisidir? İyyahu. B şıkkıdır. Eğer ezber yaptıysanız İyyahu, İyyahuma, İyyahum, İyyake, İyyake, Nermüdü ve İyyake, değil mi? B şıkkıdır. Diğerleri değildir. 15. Fiil emri hazır formundadır. Hangisinden nerede? Anlat bakalım. Uktubu ederse dersi yaz. Ketebe yektubudan uktubu emri hazırdır. Eftahu fiili muzaridir. Ben açıyorum manasında birinci şahıs. Eclisu muzari fiil. Yine aynı kalıp. Ektubu aynı kalıp. Efhemu aynı kalıp. Efhemu, ektubu, eclisu, eftahu bulan her bir arkadaşlar fiil muzaridir. Ben manasında birinci şahıstır bunlar. Oysa e şıkkındaki uktub ise emri hazırdır. 19. İçmesinler fiilinin Arapça karşılığı hangisidir? A şık, la yeşrabu, onlar içmesin. İçmesinler, evet. Ne yapıyor? Yasaklıyor. Nehyi hazır diyoruz buna, değil mi? Nehyi diyor, yasak diyor. Kimi? Hazırı diyor ama yanlış söyledim. Çünkü ya ile yazılmış. İçmesinler onlar yani. Nehyi hazır değil de nehi gaip diyeceğiz. Neymiş doğrusu? Nehyi gaip. Üçüncü şahsa bir yasaklama, bir emir söz konusu. A şıkkıdır. 16. Mazi fiilin başına gelerek fiilin anlamını olumsuza çeviren edat hangisidir? Mazi fiil. La değildir, ma'dır. Mazinin başına ma gelir. Ma ketebe yazmadı. 17'ye bakalım. El-benatu cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Bir defa el-benatu bintun benat kızlar manasına gelir. Liyencehne. Bakın el-benat kızlar. Liyencehne'ye bakarsan yektubune gibi. Yani gaibenin cemisi. Müennestir, gaibedir, cemidir. Bu özellikleri taşıyan bir zamir bulman gerekecek. A, B, C, D, E hangisinde vardır? D'de var mı? Evet. Hinne. Zaten hunne, hinne diye gelir. Hi olmaz. Hi müfrettir. C, him. Him müzekkerdir. Hima tesniyedir. Ha da müfrettir. Bize cemi lazım. O da hinne olur. Durusi hinne. Elbenatu. Kızlar liencehne. Başarılı olsunlar durusihinne derslerinde. Hinne elbenata gidiyor, hinne zamiri. Hi desen başta Zeynep olsa hi diyebilirdin ama Zeynep yok başta. Benat kızlar var. Him olmaz. Ali, Veli, Hasan, Hüseyin olsa him olurdu. Hima Ali ile Veli'ye de olur, Fatma ile Ayşe'ye de olur ama hinne olması lazım çünkü cemi kadınlar var. 20. Mada tumarisu minel va'ir riyadati. En uygun yanıt aşağıdakilerden hangisidir? Bir soru sorulmuş. Madane tumarisu ente. Sen yapıyorsun. Minel va'ir riyadati. Spor çeşitlerinden hangisini yapıyorsun? Tumarisu fiili daha önce geçmiş idi. Peki böyle bir soru nasıl cevap verilir? Enhebu ben gidiyorum ile suğu çarşıya. Hangi sporu yapıyorsun diye sorulan birisi. Ben çarşıya gidiyorum derse ne olur? Mantık hata sen. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun derler. D şıkkı. Ene el'abu kuratel kademi. Ben futbol oynuyorum diye cevap verse olur mu? Olur. Ene el'abu ma'ahi. Kardeşimle beraber oynuyorum demiş.
Kiminle birlikte oynuyorsun denilmedi ki burada. Dolayısıyla kardeşimle beraber oynuyorum demek hatalı olacak. B şıkkı elhaku kesiran, çok gülüyorum. Yani bu da soruyla uyumlu değil. Ezhebu alel aktami, ayaklarım üzerinde gidiyorum. Yani yaya gidiyorum, bir araçla değil. Ya okula nasıl gidiyorsun gibi bir soru sorulmadı. Dolayısıyla D şıkkı yani Diyarbakır doğru şık olacaktır. Umarım sınav iyi geçmiştir arkadaşlar.